Sayın Ali Kocaman, Yaşar Kemal'in Kadir'de olduğu zaman çadırda kalmasını ve amellerle görüşmesini anlatıyor. Buyur Ali Hocam. Ben babamdan dinledim. Babam da ırgat olarak çok geldiği için çetik işçiliğine veyahut da pamuk toplamaya, pamuk otu vurmaya daha önce aşağı Kadir'deki köprünün altından bir ark gidiyordu. Hala o gidiyor şimdi. O arkın başına bir tane çadır kurmuş. Çadırın içinde kalıyor. Kim? Yaşar Kemal. Öyle mi? Evet. Evet. Orada kalıyor ve orada işçilerin adlarını yazıyor. İşte kim gitti bugün falan ağanın işine. Yarın kim gitti diye sıraya koyuyor onları. Belirliyor. Bir gün diyor ki onlara da yahu çadırımız yok. Sıkmadan hep ölüyorsunuz. Yövmeyeniz 5 kuruş. 5 kuruşa gelir mi ya? Gitmeseniz mecbur sizi çağıracak. 6 kuruşa, 7 kuruşa gidin. Böyle ezilmeyin diyor. Hemen gidip ağaya şikayet ediyorlar tabii. Peşinden Yaşar Kemal'in Kozan cezaevine gitmesinin en büyük nedenlerinden birisi de bu. Neyle suçlanıyor? Komünizmle suçlanıyor tabii. Yaşar Kemal. Hemen bir yafta vuruluyor. Adam gelmiş yukarı köylerden, Sarız'dan, Yalak'tan, Avşin'den veya Kadirli'nin yukarı köylerinden, Andırın'dan burada ırgat olarak çalışıyor. Yaşar Kemal de onlara çok ucuzda çalışıyorsunuz, az pahalandırın deyince aynı ırgat bu defa sen komünistsin diye tabii birilerinin güdümü altında kumbilistsin diye adamın yönünü basıyorlar. Ne yazık ki. Evet.